Nisan'ın 21'i. Şimdi 21 Nisan 1996'da, 96'da bir büyük adam, bir kahraman adam, bir kahraman adam katliama muhatap oldu. Onun adı Cevher Dudayev'di. Cevher Dudayev, Stalin döneminde, biliyorsunuz Stalin Türk dünyasının birçoklarını 1944'lü, 45'li, 43'lü yıllarda, 43 ve 44'te aldı Sibirya'ya veya Kazakistan'a veya Özbekistan'a, bunları sürdüğü hayvan katarlarıyla mesela, başta Kırım olmak üzere, Çeçenler, İnguşlar olmak üzere, Ahıska Türkler olmak üzere, Nogaylar olmak üzere, Karaçay Türkler olmak üzere bunların hepsini sürdü. Biliyorsunuz Kırım Türklerinin o kısa boylu ama yüreği büyük olan lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu kardeşim de, o dostum da sürgüne giderken 2 yaşında idi. Aynı şekilde Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu gibi bu Stalin'in 23 Şubat 1944'te sürgüne gönderdiği bu Çeçen sürgününden o zaman 15 yaşında, çünkü Cevher Dudayev 8 Şubat 1944 doğumlu, 15 yaşında, 15 günlük halen annesinin kucağında ve Kazakistan'ın üst taraflarına Sibirya'ya doğru onları da sürgüne gönderirler. Daha sonra Cevher büyür, askeri mekteplerde okur ve Rusya tarihinde ve Rus ordusunda ilk defa bir Müslüman general olur ve Rus Hava Kuvvetleri'nde çok önemli bir göreve gelir. 1989'da Cevher ve 12 tane madalya alır. Sovyet yönetiminden 12 madalyalı bir general. Şimdi 1989'da Estonya'yı bombalamaları, bağımsızlık peşinde koşan Estonya'yı bombalaması istenir Cevher Dudayev'den veya Cevher Dudayev'den. Ama Cevher kesinlikle bunu kabul etmez. Evet, görevinden istifa eder ve Grozny'ye döner. Grozny'ye döndükten kısa bir müddet sonra, 7-8 ay sonra Grozny'de seçimler yapılır ve 1991 yılında %85 oyla milletin bütününün oyunu alarak Çeçenistan'ın ilk cumhurbaşkanı olarak Cevher Dudayev seçilir. Aziz dostlar, Cevher Dudayev diyor ki 1994'te, son Çeçen canını vermeden Ruslar ülkemize hakim olamaz dedi ve Ruslara cihad etti ve muhteşem bir mücadele başlattı. 2 yıl sürdü bu mücadele. 94'ten 96'ya kadar. Ve Ruslar Çeçenistan'ı boşaltmak zorunda kaldılar. 2 senenin sonunda evet terk ettiler ve gittiler. Şimdi ondan sonra maalesef esas emperyalizmin oyunu orada. Şimdi 21 Nisan 1996'da uydu telefonuyla görüşürken Amerika, NASA, Cevher'in nerede olduğunu tespit ediyor, Rusya'ya bildiriyor ve Rusya füze saldırısıyla beraber Cevher Dudayev'i o şekilde şehit ediyor maalesef. Tabii Cevher Dudayev Türkleri çok seven birisiydi, İslam'ı çok iyi yaşayan mümin, muttaki birisiydi ve Türkleri sevdiğine, Türklerin kahramanlıklarına ve atılganlıklarına dair yapmış olduğu konuşmalar var. Yattığı yer nur olsun.